Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ton balığıyla nefis bir tarif yaptık. Daha önce ton balığıyla makarna yemediyseniz, denemediyseniz mutlaka bir kez olsun sofranızda yer açın. Balık yemeyen çocukların bile severek, beğenerek tüketeceği nefis bir tarif. Bakalım ben bu tarifi nasıl yapmışım. Merhaba arkadaşlar. Mutfağımdan Yemek Tarifleri kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok besleyici bir makarna tarifi paylaşacağım. Öncelikle ben şöyle makarnamı üzerindeki tarife göre hazırladım, haşladım ve süzdüm. Süzdükten sonra şöyle kenara alıyorum ve bu besleyici ve lezzetli makarnamız için harika bir sos yapacağız. Şimdi siz diyeceksiniz ki makarnayı nasıl sağlıklı ve besleyici bir hale getireceksiniz? Burada 2 paket kadar suyu, yağı süzülmüş ton balığım var. Ton balığıyla harika bir sos yapacağız ve bunu makarnalarımızda buluşturacağız. Sizi daha fazla bekletmiyorum ve hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. Burada yemeklik doğranmış bir tane soğanım var. Soğanımı biraz kavuracağım ve üzerine sonrasında çarliston biber ekleyeceğim. Soğanlarım yeterince kavruldu. Üzerine yine yemeklik doğranmış 2 tane çarliston biberi ekliyorum ve biraz daha kavuruyorum. Soğanım ve çarliston biberim yeterince kavruldu. Şimdi 2 tane doğramış olduğum domatesi ekliyorum. Biraz kavurduktan sonra da salça ekleyeceğim. Domateslerim de yeterince kavruldu. Şöyle 1 yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Bunları da güzelce karıştırdıktan sonra makarnamı ekleyeceğim. Bu aşamada şöyle 1 tatlı kaşığı kadar kekik ve tuz ilave ediyorum. Ton balığına kekik ya da nane gerçekten çok yakışıyor. Damak tadınıza göre biraz tuz ilave edebilirsiniz. Baharatlarımızı da karıştırdıktan sonra makarnamızı ilave edebiliriz. Yarım paket makarnam var. İstediğiniz herhangi bir çeşit makarna ekleyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza bağlı. Tüm harcımızı güzelce karıştıracağız. En son olarak da dağılmasın diye ton balığımızı ve mısırımızı ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde hazırlanan nefis bir tarif. Kekik sosuma gerçekten nefis bir aroma kattı. Şimdi ton balıklarımı ilave ediyorum. Ton balığını kullanırken mutlaka ama mutlaka suyunu ve yağını süzdürün. Yoksa makarnanız çok ağır olur. Bunları böyle güzelce karıştıracağım. En son olarak da tekrar mısır ilave edeceğim. Böyle pizza tadında gerçekten nefis bir makarna olacak. Hazırlanışı bitti. Biraz soğuduktan sonra sunumuyla karşınıza tekrar çıkacağız. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma destek olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Sağlıklı ve pratik makarnamızın hazırlanışı bitti. Ben böyle sunumunu yaparken biraz maydanoz ve mısır taneleri kullanmayı tercih ettim. Bu tarifi mutlaka deneyin. Ton balığı yemeyen çocuklarınızın bile severek, beğenerek yiyeceğine kefilim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.